Evet, bu videoyu mera hayvancılığında yetiştirdiğimiz yoz ineklerden aldığımız yavruların intensif besi şartlarındaki gelişimleri nasıl oluyor diyen arkadaşlar için çekiyoruz. Bunlar işte 150 kilo canlı ağırlıktayken ormandan alıyoruz 4 aylıkken. O Blondivoa'nın bu Charolais'nin yavrusu. Şu ilerideki kırmızı renkliler Blondie'nin yavrusu. Bir padok daha var burada. Bunlar erkek olanları. Keyifleri görüyorsunuz. Gayet güzel. Önlerinde kaba yem ağırlıklı bir yem var. Eğimli bir beton. Otomatik dilli sulukları var. Şimdi boğanın geçirgenliği şu hayvanda çok işlememiş mesela. Montofon'a benzemiş. Bu sırtında ester çizgisi var. Bu Charolais'e benzemiş. Şunlar annelere benzemişler. Bu şekilde. Görüyorsunuz keyifler yerinde. Şimdi buradaki esas amacımız şu. Şu önümüzde görülen iki tane Blondie ağırlıklı hayvanın dişi olduğunu düşünün. Bunu tekrar suni tohumlamayla ya da Blondie Charolais tipi boğalarla çiftleştireceğiz. Bunlardan doğan hayvanlar daha saf, daha performansı yüksek hale gelecekler. Şu köşede oturan hayvan da yani 2, 4, 6, 7, 8 tane hayvanda kullandığımız boğaların fenotipleri oluşmuş. Keyifleri görüyorsunuz. Hepsi geviş getiriyor. Bunlar makina şimdi. Geviş getiren makinalar. Bu Charolais Blondie kanı sürüde birkaç jenerasyonda artacak. Ondan sonra kilo alma performansları da artacak. Zaman içinde bunları takip edeceğiz. Bu da yozdaki üçüncü boğamız. Bunun tıraşa ihtiyacı yok. Bu da 800 kilo civarında. Irk çok önemli. Genetik kabiliyet, ayak yapısı. Özellikle ayaklara bakın, fil ayağı gibi. Ön pavuçlar sağlam. Arka bilekler kalın. Sal var hayvanda, uzun. Arkası kare şeklinde. Boyunda hörgüç var. Yoz hayvanların buzağlarının intensif şartlarda nasıl olduğunu konuşuyorduk. Az önce 300 kiloya kadarki ağırlığa gelene kadarki danaları gördük. Bunlar da ızgaralı sistem. Kapalı besi ahırının içinde besinin son dönemini yaşayan hayvanlar. Keyiflerini görüyorsunuz. Atlama zıplama, birbirleriyle uğraşma yok. Keyifler yerinde. Serbest sistem. Burada rasyonun çok önemi var. Enerji protein dengesi, hayvanın rahat etmesi. Bunlar da az önce gördüğümüz 300 kilonun altındaki danaların bir önceki turu. Yoz hayvanları aldığımızda yanında gelen yavrular var bunların içinde. Blondie'nin boğaları var. Bakın şu danalar mesela 500 kilogram canlı ağırlığı geçmiş durumda. Yani yaşında o sarılar 550 kilo civarında geliyor. Şimdi o saf Charolais'ler gibi değil ama o Charolais'den, Blondie'den kan aldığı için kısa bacak dediğimiz, Afyon bölgesinde çok tutulan kısa bacak, kemik miktarı az, et miktarı fazla. Mesela şu Montofon Boss Step kırması bir dana. Görüyorsunuz doluluğunu. Örgüç yapmaya başlamış. Dana doluyor.
Bu da sürünün içinde Sventer. Ben almış herhalde Akbar. Burada sırtında ister çizgisini görüyorsunuz. Montafon fonu var. Bu da montafon melezi. Bildiğiniz yerli yoz. Yerli kara dediğimiz hayvanın montafonla melezlenmiş hali. Bu gene Şarole'den kan almış. Durum bu arkadaşlar. Tabii biraz sinirli olurlar bu hayvanlar. Alanına çok girdik, yaklaştık, o da bizi uyarıyor. Ama tüylerine bakın, pırıl pırıl. Fabrika yemi yok burada. Konsantre yem kullanıyoruz otorasyona. Arpa ağırlıklı besliyoruz. Kepek, ayçiçek küsmesi. Mısır silajı, yonca. Yoz ineklerden gelen buzağların besi gelişimi de böyle. Yıldan yıla da daha artarak gideceğini umuyoruz. Mesela şurada poz vermiş, bak arkasını dönmüş. Az önce babaları çektik. Tip olarak onlara benziyorlar. Onların iskelet büyüklükleri yok elbette ki. Ama bunların dişi olanlarına tekrar Charolais Blondi attığımızda ırkın genetik özelliği artarak devam edecek. İstanbul'dan tonluk dana isteyen Levent abiye atın bu görüntüyü, bak. 750 kilo şu anda, pırıl pırıl. Tıraşı yapıldı, bakımları yapıldı. Bu da Blondi dana. Bu da 700 kilo. İkisi aynı padoktalar.